İsrail polisinin ya attığı plastik mermiyle iki kere bacağımdan vuruldum. İzdiham tehlikesi yaşadık. Cemaatin kadınların çocukların üzerine plastik mermiler attılar. Ben de kamerayla TRT Haber'e o esnada canlı bağlıydım. O esnada saldırı geldi. Elimde kamerayı gördüğü için direkt bacağıma ateş etti. O anlarda TRT Haber ekranlarındaydı. İsrail'in saldırılarını anlatıyordu. Kendisi de plastik mermilerin hedefi oldu. Plastik mermilerle müdahale ediyorlar. Şimdi ses bombaları attılar ve çok yoğun bir şekilde plastik mermilerle ateş ettiler. Mescid-i Aksa'nın içerisinde, evet, buraya doğru şu anda geliyor. Bilmiyorum, görüntüleri görüyor musunuz? İsrail polisi buraya doğru geliyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in saldırılarına an be an aktarıyor tüm dünyaya. Bombalama anlarında TRT Haber ekranlarında canlı yayında anlatıyordu. Ve gördüğünüz gibi şimdi ses bombalarıyla İsrail polisi geliyor. Bize kaçmak zorunda şimdi geriye doğru. Keskin nişancılar da Mescid-i Aksa'nın içerisinde. Birden yayın bağlantısı koptu. Turgut Alp Boyraz, İsrail saldırısının ortasında kaldı ve bacağından yaralandı. Burada. Bu ara sıçtık şu arana. Aşağıya inmek zorunda. Bacağına iki plastik mermi isabet eden Boyraz'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından hastaneye sevk edildi. Durumu iyi. O anlarda neler yaşadığını yine TRT Haber'e anlattı. Tam canlı yayın yaparken müdahale başladı. Ama çok sert başladı yani. Hepsi Kubbetü Sahra'nın olduğu bölgeye çıktı. Şu an ekranda gözüken yerde İsrail polisi. Kadınlar, çocuklar, çünkü on binlerce kişi namaz kılıyordu. Merdivenlerden koştum, aşağıya indim. O esnada da canlı yayını kesmedim ama. Ateş etmezler zannettim hani, çünkü izdiham olur diye. Ama kalabalığın üzerine ses bombası atmaya başladılar. Boyraz 3 gün önce de plastik mermiyle saldırıya uğramıştı.